Herkese merhabalar. Bir deprem gerçeğiyle bir kötü sabaha uyandık. Bu pazartesi sabah hem de Aslan Burcu üzerindeki dolunaydan hemen saatler sonrasında doğu illerimizde Antep, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır pek çok ilimizin etkilendiği bir deprem haberiyle bu sabaha uyandık. Şimdi bu deprem gerçeğiyle ilgili bazı fikirlerimi aktarmak istiyorum size. Bizlere bu depremle ilgili yayın yapmamakla, duyurmamakla, önceden uyarmamakla suçluyor olabilirsiniz, eleştiriyor olabilirsiniz. Belki hakkınız var fakat biz paniğe sevk etmek pek istemeyiz. Çünkü deprem gerçeği zaten her zaman var, her zaman gündemimizde. Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak ya da örneğin Ankara'da, İzmir'de herhangi bir deprem olacak mı gibi sorularınız oluyor muhakkak. Astrolojik danışmanlıkları da bu şekilde kapatıyoruz. Benim bulunduğum lokasyonda, Kocaeli'nde, Bolu'da var mı böyle bir deprem diye sorularınız geliyor. Ya da buna benzer konular. İnsanlar bilmediklerinden korkar haliyle. Şimdi ben iki ayrı harita üzerinde bugünü bir değerlendirmek istiyorum. Biz neye göre, biz Şubat'ın başında, Mart'ın son haftasında neye göre deprem olabilirliğini öngörüyoruz? Onu bir aktarayım istiyorum. Ama kesinlikle amacım kimseyi paniğe sevk etmek değil, haliyle tabii ki paniğe sevk etmek değil. Fakat biz bir istatistik değerlendiriyoruz. Yani astroloji istatistiki değerlendirmek demek. Her ne zaman Oğlak Burcu'nun şu derecesinde Plüton varsa diyerek başlarız. 1700'lü yıllardan, 1939'dan Erzincan depreminin konfigürasyonundan bahsederiz. İşte bunların benzer aralıklarla tekrarlanmasına, yani istatistikine ve bizim bunu yorumlamamıza astrolojik anlamda bir yorumlama demiş oluyoruz. Haliyle bir takım haritalar üzerinden de çıkarımlar yapabiliyoruz. Şimdi en basit anlatımla bu gördüğünüz ekran üzerindeki haritada gökyüzünde kuzey-güney düğümler transitte, yani bu sabahın haritası, pazartesi sabahının haritası. Gözümüzü açtığımızda deprem niçin var, niçin oldu dediğimizde kuzey-güney düğümlerin kötücül iki ayrı sabit yıldızdan etki aldığını görüyoruz. Evet, belli aralıklarla bu sabit yıldızlardan başka gezegenlerde etki almıyor mu? Alıyor muhakkak. Bu kuzey-güney düğüm dediğimiz noktalarda hem Khambalia sabit yıldızı 6 derece 57 dakika Akrep üzerindedir. Hem de 7 derece 40 dakika Boğa Burcu üzerinde Hamal yıldızı var. Şimdi bunların karşılığı şöyle. Khambalia yıldızı bize casusluk, ezoterik konular, bunların önemi, derin araştırma, derinlemesine, derinliklerdeki olaylar. Biz bunlarla ilgili Khambalia yıldızını resmen deyim yerindeyse suçlarız. Aynı zamanda Hamal ile de 7 derece 40 dakikada ülkemizin de, şimdi transit haritada da göstereceğim, çok önemli bir yerleşimle kavuşumda, yani Uranüs özellikle. Kuzey ay düğümü de transitte, kuzey ay düğümü de tam da Boğa Burcu'nun 7 derece 40 dakikasında. Yani 30 dereceden bu 7 derece 40 dakikaya doğru gerilediği son bir yılın içinde biz bunu biliyorduk. Çünkü adı üzerinde sabit yıldız 7 derece 40 dakikadadır. Hamal. Şimdi Hamal sabit yıldızı neye işaret ediyor? Şiddet, talihsiz olaylar. Ama Uranüs'te kavuşuyor. Uranüs'te yer hareketleri, volkanik hareketler, toprak hareketi, toprak kayması, deprem, alevli konular, yani yangın gibi, yıldırım gibi ya da seller, sel baskınları, taşkınlar, deniz taşkınları gibi. Şimdi bunu Uranüs'le şiddet içeren Hamal yıldızının tam üzerindeki düğümün kavuşumu, daha da bunun birkaç gün daha artçısı olabileceğini düşündüren konular bize öncelikle depremi düşündürdü. Yani biz bunu tabii efemeris oluşturduğumuzda geçen yıl Ekim, Kasım, Aralık ayında biz bunları hem konuştuk derslerimizde hem birebir danışmanlıklarımızda, ama takdir edersiniz ki deprem olacak, deprem gelecek diye videolar hazırlamak ben çok doğru bulmadığım için bunları sizinle paylaşmış değilim. Paylaşmamakla eleştirebilirsiniz ama insanları paniğe sevk etmek de gerçekten üzücü ve doğru değil. Şunu tekrarlayalım. Kuzey ve güney düğümler, bunlar birer şans getiren ya da bazen tehditler getirebilen noktalardır. Yani bunlar gezegen değil, yıldız değil. Bu belli noktaların üzerinde belli gezegenlerin kavuşumu bazen talihsizlikler verebilir. Üstelik de kötüsü şu: Uranüs es pozisyonunda, yani epey vakittir Uranüs retro idi Boğa burcunda, geri hareketindeydi. Ama şimdi artık ileri hareketine dönmek üzere, ama bunlar devasa jenerasyon gezegenleri ve ha deyince ileri hareketine dönüp derece kazanamaz. Oysa ki Uranüs es pozisyonunda, yani ne ileri gidiyor ne geri geliyor, direnç gösteriyor ve işte o zaman bir de düğümle, Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu 7 derece 40 dakikaya yakın bir derecede es pozisyonda bulunması bize bu depremi düşündürüyor. Bir nevi yeni bir doğuşa hazırlık diyebiliriz. Yeniden doğmaya hazırlık denklemi diyebiliriz gökyüzündeki. Sadece bu iki söylediğim karşıtlıkla. Aynı zamanda yakın vakitteki bütün tutulmalar sabit burçlarda, dolayısıyla Akrep'te, Boğa burcunda sırasıyla tutulmalar gerçekleşti. En son 8 Kasım'da yine bir ay tutulması Akrep burcunda gerçekleşti. Önümüzde bir 5 Mayıs Akrep burcunda ay tutulması var yine. Ondan öncesinde 29,5 derece Koç, ya da bunu bir Boğa burcu 0 derece olarak da kabul edebiliriz. Bir de güneş tutulmamız var. Özetle güneşle Güney Ay düğümünün tam kavuşumu, tam karşı noktada da Kuzey Ay düğümüyle Uranüs'ün kavuşumu, ama Hamal yıldızı, Khambalia yıldızı karşıtlığıyla işte bize o toprak hareketlerini, yer hareketlerini, volkanik hareketleri veya depremleri düşündürüyor. Şimdi Uranüs arketipleri gereği, yani sıfatları gereği çok sıkıntılıdır. Anilikler verir, yer hareketleri verir, volkanik hareketler verir, sel, yangın ve bunun gibi hüzün verici, yıkım veren, kontrol edilemezlik, yani yıldırım gibi, yani yangınlar gibi, deprem gibi. Dolayısıyla biz Uranüs'ün en çok bu es pozisyonundan endişeleniriz. 1939 Aralık ayında da yine Uranüs'ün Boğa burcunda seyrettiğini, bir toprak grubu burçta bir sabitte seyrettiğini biliyoruz. Bunda bunun bir benzeri 7.9 Erzincan depreminin bir benzeri, şimdi gökyüzü konfigürasyonu olarak da bu anlamda benzer. Aynı zamanda Kova burcunun 27 derecesi şimdilerde çok önemli. Satürn burada ve Gienah yıldızı. Gienah yıldızı nedir? Gienah sabit yıldızı, Satürn'le kavuştuğunda yer hareketlerini bize düşündürür. Yüksekten düşen kayalıklar gibi bir tanımlaması olabilir. Yüksek noktadan düşmek bunları getirir. Ve Satürn, yani toprağın kayması, toprağın bir yerden bir yere sevki gibi yer hareketlerini gösteriyor bize. Uranüs ve Satürn özellikle toplumu uyandıran derecelerde, toplumu harekete geçiren, toplum vicdanen harekete geçiren derecelerde. Gördüğünüz gibi deprem tek bir gezegenin pozisyonuyla açıklanacak bir konu değil. Derin ve çoklu göstergelere ihtiyaç duyuyor. Çok katmanlı bir konu. Şimdi peki biz İstanbul'u düşünüyoruz ve en çok da İstanbul'la ilgili sorular alıyorum sizden. İstanbul'un ilerletilmiş haritası için de geçerli. Malefik, yani kötücül bir gezegen Satürn'ün 2 derece 42 dakika, yani 2,5 derece. Yani Mart'ın son 10 gününde de Plüton'la kavuşacağı günler Mart'ın ikinci yarısında. Bu da yine ülkemizin gerçeği olacak. Hüzün verici, belki bir çatışma hali, belki bir yabancılarla ilgili gündem, ama plütonik konular genellikle tam anlamıyla dönüşümle ilgilidir ve Satürn'ün Plüton'la kavuşumunu çok da tercih etmeyiz. Aynı günlerde Ay'la Mars'ın kavuşumu söz konusu. Bu biraz bilinçaltını harekete geçiriyor, biraz kişisel hırsları harekete geçiriyor. Aynı günlerde Ay'la Güneş'in kare açısı var İstanbul için özellikle. Bu kare açı planları, fikirleri biraz bir kenara bırakma ve hiç tereddüt etme zamanı değil dedirtir bize. Özellikle Mart'ın son günlerinde Ay'la da Neptün'ün bir kare açısı var. Bu da çok iyi değildi. Bu gizemli bazı konulara, gizlide kalmış, bilmediğimiz sıkıntılı bazı konulara işaret edebilir. Ve yine aynı günlerde, son birkaç gününde Mart'ın Uranüs'le de Ay'ın tam kavuşumu söz konusu. Duyguları da dahil edecek şekilde ani değişimler maalesef o günlere işaret ediyor. Yani şimdi biz özellikle bu 7.40 derece civarı, 6.57 Khambalia yıldızı ve 7.40 Hamal yıldızı civarında kuzey-güney düğümleri gördüğümüzde bunların böyle birkaç gün daha ilerlemesini bekleriz ki bu etki ortadan kalksın. Depremin nasıl artçısı oluyor ise biz de bunların etkilerinin 4 gün, 5 gün, 6 gün sonrasında daha azalacağını, yaraların sarılacağını düşünürüz. Öncelikle bunlar tekrar da aynı noktalara hemen gelecek. İki ayrı düğüm noktası değil. Onun dışında özellikle son 1-2 gününde Mart'ın hem Mars hem Ay kavuşum halinde olacak. Bizim ülkemizin Ay ve Plüton'un yükseleninin tam üstünde. Bizim ülkemizin tam yükseleninde bir Plüton bulunmakta. Bunun üzerinde bir Mars, bir Ay ve de kendi ayımızla da yine kavuşum derecelerinde olacak. Bu bizi biraz karamsarlığa sürüklüyor. Ama buna Büyük İstanbul Depremi demek çok doğru değil. Bulundukları sabit yıldızlar bakımından. Dolayısıyla biz tek bir konfigürasyonla, tek bir yerleşimle, bir gezegen yerleşimiyle depremi görür değiliz. Ama şimdi büyük bir deprem yaşadık mı? Bu gördüğünüz resim tam olarak depremin resmi. Umarım vefat sayıları artmaz. Ölenlere rahmet diliyorum ve yaraların çok çabuk sarılmasını diliyorum. Başsağlığı diliyorum ülkemize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.